Merhaba Mustafa abi. Merhaba hocam, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ne yapıyorsun abi? İyiyim, sen ne yapıyorsun? İyiyim valla, bir yaraması yok abi. Sıcak. Çok sıcak abi. İzmir çok sıcak abi, yanıyoruz. Sıcak sıcak abi. Yapacak bir şey yok. Borsa tarafı. Düşüş, düşüş, düşüş. Düşüş devam abi. Fena. Yok bugün iyi. Bugün iyi zaten, artık dönüş sinyalleri verir abi ya. Yok. Farkında mısın? En kötü haberler dipteyken geliyor abi. Zaten dibe vurmuş hisseler. Nasıl kötü haberler geliyor farkında mısın? Yok vergi alınacak. Yok bilmem ne olacak. Ulan arkadaş, ama hep böyle olmuştur. Tarihte hep böyle olmuştur. Zirvedeyken hep iyi haberler gelir. Milletin eline verirler. Dipte de hep kötü haberler gelir. Milletin elinden alırlar. Valla Metin abi, benim tahminime göre yatırımcı bilinçlendi. Elindeki mazası atmıyor. Alamıyorlar. Bence abi, bizi seyredenler, mesela yorum yapanları görüyoruz. Görüyorum Mustafa abi. Yani keşke kırmızı olsa da alsak. Bak inanılmaz diyorum sana, yani bizim şu izleyen, bizi izleyiciler inanılmaz bilinçli davranıyorlar. Çok bilinçli. Ben inanamıyorum abi. Sana öyle söylüyorum, bak yani inanamıyorum. Gerçekten yani adamlar, gerçekten hepsine saygı duyuyorum. Yani. Yatırımcı olmayı başarmış çoğu kişi. Yani bizi de izleyenler aynı. Ben bakıyorum başka yerlerde de aynı. İnşallah aynıdır Mustafa abi. Kimse satmıyor notun abi. Satmasın abi. Yani ondan abi her gün bir değişik bir haberler çıkartıyorlar. Doğru. Adam yukarı süremiyor. Her gün başka bir şey deniyorlar dediğin gibi. Yani elinde fazla not olmadığı için süremiyor fazla yukarıya. Doğru. Toplayamıyor. Toplayamıyor. Toplayamıyor abi. Benim tahminime uyan Metin abi. Yo, çoğu hisse Mustafa abi %200 aşağıya geldi abi ya. %200 aşağıya geldi abi. Nasıl %200 yukarı gitse, %200 aşağı geldi çoğu hisse abi. Olmayacak şeyler oldu. 75 liralık hisse şu anda 20, 23, 24 lira, 25 lira abi ya. 75 liradan gelmiş abi. Ve hatta da gelmiş ilk şirket yani. Öyle söyleyeyim sana. Çok güvendiğim şirket bunlar. Ya güvendin ama işte. Ama ne diye söylüyoruz? Kimse hiçbir şey bilmiyor diye söylüyoruz. Ama baştan beri söylüyoruz. Yani çok güvenebilirsin bir hisse ama bir hisse aşık olma abi. Ha, bizim aşık olduğumuz hisse yok mu? Var. Var. Var ama cezasını çekiyoruz. Ya elbette bir gün Metin abi onlara dinlenmesini yapacak. Yavaş yavaş yukarı çıkacak abi. Bu arada yani aşık oldun derken de bir hisseye de güvenmen gerekiyor abi. Güvenmiyorsan zaten o işi yapamazsın. O da var abi. Düşsün önemli değil. Ben toplayabiliyorum, tamam mı? Düşsün. Gelebildiği kadar aşağı gelsin. Bir ok ne kadar gerilirse o kadar da uzağa atar. Her evet, zaman evet, böyledir evet. Bu. Yani benim tahminim Metin abi o yan abi. Yok kimse ben de ya. Ben de öyle tahmin ediyorum. Yani toplamaya çalışıyorlar ama bir türlü toplayamadılar abi. Abi valla yatırımcı bir işlendi. Çok bir işlendi ya. Doğru. İsrail'de gelecek kadar geldi zaten geriye Mustafa abi ya. Yani her türlü oyunu denediler. Öyle denediler, böyle denediler. Şimdi haberler geliyor. Enflasyon çok hızlı düşüş olacak. Hakikaten düşüş olmak zorunda zaten. Faizler çok hızlı geri gelecek, göreceksin. Neden? Piyasa tıkandı abi. Ya Metin abi ya, hiçbir yerde hareket yok abi. Onu diyorum sana. Yani piyasa tıkandı, hareketlendirmek zorundalar. Yani. Sadece hisse senedi piyasası değil. Genel anlamda piyasalar çok sıkıntılı. Abi. Ya bunlar geçici durumlar abi, her zaman yaşadığımız şeyler buna bizim, yani sıkıntı yok. Ya Metin abi şimdi düşüyor diyor, tıksa ne yapacak, satacağız mı? Satmayacağız abi. Satmayacağız ama şimdi alım fırsatı var ve alabiliyorsun. Yani. Ama burada işte moral bozmamak önemli diye söylüyorum sana. Ha, işte o çok önemli. Tamam, satmayan var, satan yok mu abi? Satan da çok. Abi satan da var. Satan da çok. Ya biz diyoruz ya Metin abi, ihtiyacımız olmayan parayı bırak koyalım abi. İşte diyor yani öldük bittik diyor. Ya kardeşim ölüp bitmedin ya. Bırak hisse senin fiyatı düştü diye söylüyorum sana. Aynen ya, abi, sen neden alıyorsun abi? Fabrika elinde duruyor. Sen topla. Fabrika elinde duruyor. Sadece hissenin fiyatı düştü. Geçen sene halka arz olan şirketler halka arz fiyatında abi ya. Olabilir mi soruyorum sana? Evet bak. Yani biraz araştır. Bedava hisseler var bu. Bedava var ya, bedava hisseler ya var. Ya Metin abi geçen dedik ya. Çok pahalı hisseler de var. Çok pahalı hisseler de var. Çok ucuz hisseler de var. Bak şöyle söyleyeyim sana. %50 geri gelmiş hisseyi mi alırsın? %100 gitmiş hisseyi mi alırsın? %100 gitmiş hisseyi alırsan %100 geri gelirse seni üzer abicim. Bak canın sıkılır. Ama %50 düşmüş hisseyi alırsan oradan da %20 düşerse senin canın sıkmaz. Buna dikkat edeceksin alırken. Metin abi vallahi billahi bak aynı soruyu ben sana söyledim, sen bana sordun. Bak vallahi ben aynı soruyu... Ama böyle söylüyorum sana. Soracaktım. Hisse, sen bana sordun. Hisse dibe gelmiş zaten. Tamam mı? Alıyorsun, hisse bir %20 daha geliyor. Ona mı canın sıkılır, yoksa %100 gitmiş hisseyi almışsın, %120 geri gelmiş, ona mı üzülüyorsun? Can sıkar, anladın mı? Evet evet. O %20 geri gelmiş hisse çok hızlı geri döner abi. Çok hızlı geri döner. Abi ben şimdi de yani düşmüş hisseyi alırım abi. Düşmüş hisseyi alacaksın zaten abi ya. Ya böyle piyasada ya inanılmaz bir fırsat geldi abi ya. Evet. Bak yani bak bu fırsat çok gelmedi, sana öyle söyleyeyim Mustafa abi. Bu fırsat pandemide gelmişti.
Pandemide bu fırsat gelmişti. Toplama fırsatı inanılmaz şu anda. Ama şeyle değil, borçla değil abi bak. Borçla, krediyle falan filan değil kesinlikle abi. Kesinlikle Metin abi. Söylemiş en son dediğiniz izleyici dinlemiş. Demiş seni dinledim ama kredi çekmiştim. İnanılmaz zararım var, keşke daha önce dinleseydim. Daha önce dinleseydim de çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum, öyle söyleyeyim sana, anladın mı? Yani sen o krediyi almayı niyetlenmişsin ve o krediyi alırsın. Ama kredili işlem yapma kardeşim, yapma. Şu zamanda yapma. Şu an? Yarın faizler tekrar düşer, evet, evet yap kardeşim. O git kredi abi. Çek, krediyle ev al, krediyle araba al, bir şeyler yap. Biz bunu anlatmaya çalıştık ama şey diyor, işte ben krediyle onu aldım, bunu aldım. Biz de aldık. Biz de krediyle neler yaptık biz de. Ama zaman abi, o zaman değil. O zaman ucuzmuş. Şu an çok pahalı abi. Sadece öyle değil Mustafa bak. Sadece öyle değil. Nasıl biliyor musun? O zaman işler çok iyiydi. Gelirin çok iyiydi. Para arttırabiliyordun. Şimdi öyle değil. Şimdi öyle yetiştiremiyorsun. Değil. Abi şu an hayat pahalı Metin. Onu diyorum işte. Çok pahalı. Yani herkes aynı şeyi söylüyor. Biz diyor 3-4 yıl önce biz bedava yaşamışız diyor. Anladın mı? Ucuzdu. Her şey çok ucuzdu. 2021-2020'de adam şeyi gösteriyor. Benzin istasyonunun fiyatlarını gösteriyor. Panoda 7 lira 6 lira abi. Bakıyorsun evet, 41 lira. Evet. Örnek veriyorsan bedava yaşıyorsun. Tabii. Gidiyorsun manava. Aynı şekilde. Demek istediğim şey anladın mı? Krediler de bedavaydı. Kredi ucuzdu Metin abi. Ucuzdu. Diyorum ya krediyle, kredi kartıyla, borçla işlem yapma kardeşim. İşlem yapma. Kredili işlem yapma. Ya Metin abi dediğin gibi ya şu gün o gün değil. Değil abi. Değil. Ya değil. Düşecek elbette düşecek. Tamam dersin ki tamam zaten diyorsun tamam bu fırsat alırsın buradan. Ya burada oyalarlar 6 ay daha oyalarlar. Neyle karşılayacaksın o kredili işlemi söylesene bana. Adam görmüyor mu senin orada o işlemi yaptığını? Sen onu almadan hayatta bırakmaz seni. Ben hiç yapmadım Mustafa mesela. Hiç kredi işlem falan filan yapmadım abi. Vallahi ben de yapmadım bilmiyorum. Çıkmadım ya yani, bilmiyorum da. Yani vallahi çıkmadım onun dışına çıkmadım. Yani ne? Yok açığa satış yapayım. Yok bilmiyorum kardeşim. Vallahi bilmiyorum ama bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Yok, yok. Bilmek de istemiyorum. Orada yazıyor ama yok bir şeyler yazıyor. Ben anlamıyorum valla. Tıklamıyorum da Metin abi. Varsa arkadaşım anlatmıştım sana. Bir tane arkadaşım var. Borsaya girmiş. 40 bin lirayı batırmış zamanında ama bayağı oluyor Mustafa. Belki de 10 seneyi geçiyor. Diyor ki bir gün İşlem yaptım diyor. Yani arkadaş söylemiş ona. Demiş bak şöyle bir işlem yok. Diyop bir işlem yok. Diyop da işlem yapmış. Akşam bir açtı diyor para yok diyor. Para yok 40 bin lira gitmiş. Şaka gibi ya. Metin abi hisse ne zaman alınır? Para olduğu zaman. Para olduğu zaman alacaksın abi. Para olduğu zaman alacaksın. Abi. Alacaksın abi alacaksın. Para olduğu zaman alacaksın. Şuna da bakma. Tarihi zirvesindeymiş. Yok buradan alınmaz. Ha, yok dibindeymiş buradan. Abi. Ya öyle bir şey yok. Dibi de yok. Zirvesi de yok. Abi, bilemezsin. Para yoksa alma abi. Çok zirvede FK'sı, örnek veriyorum sana diyor ki FK'sı 120-150 olmuş hisseye hala gidiyor diyor. Ya bunu bilemezsin. Bilemezsin. Bunu bilemezsin. Bilemezsin. FK'sı bedava olan hisseler 4-5 yıldır diplerde sürünüyor abi. FK'sı bedava olan hisseler 4-5 yıldır dipte sürünüyor. Herkes aynı şeyi tutturmuş sakız gibi çiğniyor abi. Koç grubu alınır, Şişe alınır, Aselsan alınır. Hep aynı şeyi sakız gibi çiğniyor. Bir bakıyorsun Koç grubunu da veriyorlar olduğu gibi. Evet. Bir haber olumlu, bir haber olumsuz. Ya biz diyoruz ya Metin abi şimdi tamam daha düşmez. Belli olmaz abi. Belli olmaz. Dibi yok abi. Dibi yok. Dibi yok. Çıkmaz diyoruz. Çıkmaz deme. Hala da gidiyor. 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 Diyorsun ki buradan dönecek. Hadi buradan dönecek. Kardeşim 3 aydır hala gidiyor şirket. Nereden dönecek? Nereden mutlaka nereden bir yerden döneceğini ben de biliyorum onu. Evet. Yani sen alırsın. Düşüşe başlar. Şans. Sen dipten aldım diye uğraşırsın. Daha da dibe iner. Bunu bilemezsin. Ama herkes şöyle kısaca şu. Herkes şu anda içeride abi. Herkes içeride. Herkes içeride. İstisnasız bak. Bak istisnasız diyor Mustafa abi. O yüzden kimse canını sıkmasın. Yok şuradayız. Yok mahvolduk. Yok öldük bittik öyle bir dünya yok. Yok abi kesinlikle abi ya. Dönmedi. Dönmedi. Hayır. Herkes dönecek diye bekledi. Adamlar bilmiyorlar bunu. Herkes dönecek diye beklediği yerde dibe vurdular adamlar. Ya abi diyorum ya Metin abi. Kimse satmıyor abicim satmıyor. Benim tahminim o. Vallahi satmıyor kimse abi. Toplayacaklarını alabildiklerini alacaklar Mustafa abi. Hiç şaşmazsan. Ya, sen diyorsun yani panik yapmadım. Gerçekten panik yapmamaya. Yapmamak lazım abi. Yapmamak lazım ama ben de sana diyorum ki tamam oraya bir para koymuşsun. Adam da dişinden tırnağından arttırdığı bir paraya koymuş. Ve ekranda sürekli bunu görebiliyor tamam. Bir arsa almamış ki adam. Ekranda bunu görebiliyor. Bakıyor açıyor ekranı ekranda. Para sürekli eriyor. Panik yapmama sen imkan ihtimal yok ya. Sen bakma sen bu biz dinleyenler falan da hakikaten tecrübelenmişler. Çünkü satmışlar görmüşler satmışlar görmüşler. Tabii. Örneği verdim ben sana. Satmasaydık şu anda farklı yerlerdeydik. Herkes için geçerli bu. Vallahi Metin abi yani kendi adıma konuşayım. Almayacak, hisse almayacak olduğum günlerde vallahi açık bakmıyorum bile. Çok mantıklı. Bak bakmıyorum bile abi. Çok mantıklı. Düşmüşmüş, çıkmışmış. Abi düşse de satmıyor. Ne değişecek? Aynen öyle. Çıksa da satmayacak. Doğru. Bugün bile konu geldim, dedim selam verdim falan yayından önce. Dedim ki Mustafa abi
Sen de yine çakılıyor derim. Yok ya bugün döndü. Bakmamışsın mesela. Vallahi bakmadım. Bakmamışsın. Yemin ediyorum bakmadım abi. Bakmamışsın. Ama senin uğraşan bir işin var zaten. Yani oraya kanalize olmaman gerekiyor. Ama ya. Alacağın zaman da bakacaksın hisseleri. Ama hisseleri takip edersin yine ya. Takip etmek önemli abi ya. Ama son halka arzlar artık iyice tadını tuzunu kaçırdı borsanın. 2 taban, 3 taban ondan sonra taban %25, %30 aşağıda hisseler. Yazık günah ya. Evet abi. Sen nasıl bir halka arz yaptın abicim? Ederinden %30, %40 daha fazla mı yaptın abi? Hani bunu iskontolu halka arz yapıyordunuz. Örneğin bir hisseyi %30 iskontolu halka arz yapıyor ya. %30 ucuz almış oluyorsun hisseyi. Oradan bir %30 daha aşağıya geldi hisse. E ne yaptın abi? Nasıl yürümedin abi? Ben de sana diyorum nasıl bir halka arz yaptın? Yani herkes mi satıyor yoksa kimse almıyor mu abi? Ben anlamadım ki abi daha halka arz olur olmaz taban gelmedi hisse ya. Kimse satmıyor nasıl oluyor bu iş ya? Nasıl taban yaptırıyorsun hisseye? Aa, çok değişik oyunlar dönüyor Mustafa abi. Yani borsanın ucu açık abi tamam mı? Bak borsanın ucu açık. Şu olmaz diyorsun oluyor. Bir tam hisse toparlayacak patron satışı geliyor. Zaten halka arz yapmışsın kardeşim. Neyin patron satışı geliyor ya? Borsada işlem gören tipe dönüşüm şeyi diyor. Bir sürü patron tarih zirveden hisse satmaya çalışıyor abi ya. Vallahi Metin abi bilmiyoruz ne olacağını ama. Ne olacağını biliyoruz ya. Ya o anlamda bilmiyoruz tabii. Ya. Patron ne yapacağını bilmem kim ne yapacağını piyasa ne yapacağını bilemiyorsun ama filmin sonu belli. Ya filmin sonu belli abi. Sadece bizde değil bu düşüşler her yerde oluyor. Dünyanın her yerinde oluyor. Her yerinde oluyor abi. Geçen Buffett'in hissesi bir anlık bir düşüş olmuş. Görsen inanamazsın. Örnek veriyorum sana 6000 dolardan afaki konuşuyorum tamam mı? Sonra 1000 dolara düşmüş. Tekrar dönmüş. Ya bu 6000'den 1000'e nasıl düştün ya? Bir de şey yapmış orada demiş ya. Buffett mi öldü de bizim haberimiz yok ya. Evet. Olmaz. Olmaz dediğim şey orada bile oluyor anladın abi. Mı? Abi. Anlık oluyor. Bir de onlar da derinlik inanılmaz. Bizde abi %10 düşebiliyor da onlar da ucu yok. Ama Metin abi olacak. Sor demiş müşteri. Olacak mı olmayacak mı? Abi? Şey yap söyle bana. Olacak mı olmayacak mı? Metin abi. Bana söylemene gerek. Ben zaten biliyorum abi ya. Ama her şeyi karartmaya gerek yok. Yok hayır. Bu işin olacağı baştan ne belli. Olacak? Bak bu işin olacağı baştan belli. Abi sabreden. Sabreden ama. Kazanacak. Ama sabreden diye söylüyorsun. Bak ne diyorsun? Sabreden. Sabreden. Kim sabredebilecek bilmiyorum abi. Ben her türlü sabredeceğim. Ben bakmıyorum bile. Ve inanılmaz da alım şeyim var burada ya. Alım işlerim var. Yani bakacağım artık. Ya Bitcoin'den geçeceğim. Mutlaka geçeceğim abi. Bir şey yapacağım yani. Buradan kaçmaz abi. Ben al sat tut tavsiyesi vermiyorum. Ama ben kendi adıma söylüyorum ben. Ya dedik ya Metin abi ucuz ise çok. Çok ise de çok ucuz ise de. Ya, çok. Çok düzgün şirket olup da daha çok ucuz şirketler var abi ya. Çok düzgün olup da çok ucuz hisseler var. Neyse uzatmayalım Mustafa abi. Seni arayanlar da var, şey yapanlar da var. Bugün böyle şey olsun. Kısa bir şey olsun Metin kısa abi. Kısa olsun kısa sıkıntı yok abi ya. Ama tünelin ucu görünüyor abi. Işık geliyor yani tünelden ışık geliyor. Ben o ışığı gördüm. Metin abi onun geldiği baştan belli. Bu kadar basit. Senin lafların ağzı. Bu işin olacağı baştan belli. Aynen öyle. O işi göreceğimiz baştan belli abi. Abi yani. Biz buradayız bak biz buradayız söylüyorum sana. Biz bu senenin sonunda da konuşacağız. Önümüzdeki senenin sonunda da konuşacağız. Göreceksin neler olduğunu göreceksin. Aynı hataları tekrarlamayacağız abi. Ya Metin abi hayata pozitif bakalım abi. Bu kadar basit. İşte demişler. 10 yıllıkta dolar bazında kazandıran şirket söyle bana. Ben söyleyemem kardeşim tamam mı? Kazandırmamış olabilir. Ben kazandır demiyorum. Kazandıran çok şirket var. Yine konuşacağız önümüzdeki dönem diye söylüyorum sana. Konuşacağız abi. Ha, çok olumsuz bakıyorsan yapma kardeşim. Yapma. Tamam. Ama diyorsun ki borsayla alakalı yok, onunla alakalı yok ama sürekli yorum atıyorsun anladın mı? Sürekli bu olumsuz yorum atıyorsun. Atma kardeşim. Git kendi işine bak. Seni zorla yorum attıran yok ki. Teşekkür ederim Mustafa abi. Görüşürüz. Abi.